Sevgili gençler merhabalar. Bir Türkçe dersiyle yani anlatım biçimleri iki dersiyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi geçen dersimizde anlatım biçimleri diye bildiğimiz açıklama, tartışma, betimleme ve öyküleme üzerinde durmuştuk. İşte bu dersimizde düşünceyi geliştirme yolları diye adlandırdığımız tanımlama, örnekleme, tanık gösterme ve karşılaştırma, somutlama, soyutlama, benzetme ve kişileştirme, sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarından tek tek bahsedeceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Haydi gençler düşünceyi geliştirme yollarıyla başlıyoruz. Önceki başlığımız tanımlama. Bugün bir kavramı bilgin özellikleriyle tanıtma, açıklama ve belirleme anlamına gelen tanımlama genellikle açıklayıcı anlatımda kullanılan bir düşünceyi geliştirme yolu olmuştur. Hocam tanımlama bir anlatım biçimi değil mi? Hayır gençler. Tanımlama açıklayıcı anlatımlarda kullandığımız hele hele Paragrafların giriş kısmında kullandığımız bir kavramı tanıtma ya da açıklama amacı taşıyan cümleleri biz tanım cümleleri adını veriyoruz. Yani aslında tanımlama bir müdür değil, müdür yardımcısıdır. Hocam müdür ne demek? Müdür diye bildiğimiz anlatım biçimleridir. Nedir onlar? Açıklama, tartışma, betimleme öykülemedir. Peki hocam ben tanım cümlesini nerede bulacağım? Tanım cümlesini sen paragrafın giriş kısmında bulacaksın. Ve özellikle de sonu genellikle dır ile veyahut da denil sözüyle adlandırılır adı verilir ya da denilmektedir sözüyle bittiğini de unutmamamız gerekiyor. Gelelim bir başka tanımlamanın özelliğine. Gençler, genelde biz tanım hep nesnel diye biliyoruz ya ama tanım aynı zamanda öznel de olabilir. Yani tanım cümleleri nesnel de olabilir, öznel de olabilir. Mesela zamir isimlerin yerlerine kullanılan sözcükler dediğimiz zaman nedir? Nesneldir. Bir nesnel tanımdır. Aşk ateşten bir denizi mumdan bir kayıkla geçmektir dediğimiz zaman nedir? Öznel bir tanımdır. Tanımlar nesnel de olabilirmiş, öznel de olabilirmiş. Benim tanımı alacağım yer neresi? Parrafın genellikle başlangıç kısmı yani giriş kısmı olacak. Şimdi vakit kaybetmeden ikinci başlığa, önemli bir başlığa daha devam edelim. Hangi başlık? Tabii ki örnekleme. Bakın buraya bir şey yazmışım. Nedir o? Örneklemenin yanına sayıp bükme yazmışım. Hocam bu ne demek? Bu küfür etmek mi? Hayır gençler. Sayıp dökme ile kastettiğimiz kelimeleri arka arkaya saymak olduğu için örneklemenin diğer adı nedir? Sayıp dökme diye geçiyor. ÖSYM'i hatırlarsanız bir sorusunda şıklara sayıp dökmelere yer verilmişti diye sormuştu. O gün sayıp dökmenin ne olduğunu bilmeyen öğrencimiz o soruyu boş bırakmıştı. Artık öğrendik mi öğrendik neymiş? Sayıp dökme ile kastettiğimiz aslında örneklemeymiş. Peki örnekleme ne işe yarıyor? Anlatılan bir düşünceye somutluluk kazandırmak amacıyla kullanılan bu düşünceyi geliştirme yolu özellikle açıklayıcı ya da tartışmacı anlatım biçimleri diye bildiğimiz biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Hocam örnekleme ile tanık gösterme aynı mıdır? Hayır gençler. Eğer tırnak içinde bir kelime veriyorsa bakın tırnak içinde bir kelime. Yani tırnak içinde vermiş olduğu kelime bir kitap ismi olabilir, bir yer ismi olabilir, bir yazar ismi olabilir fark etmez. Eğer paragrafın içinde tırnak içinde bir kelime varsa o zaman size ne veriyordur? Örnek veriyordur. Bugün paragraflarda gördüğümüz yazar isimleri. Söz Yakup Kadri. Reşat Nuri Güntekin isimleri birer nedir? Örneklemedir. Bunun dışında o yazarlara ait olaraktan bildiğimiz Çalı Kuşu, Yaban, Ateşten Gömlek gibi kitap isimleri ise bizi nereye götürecek? Örneklemeye götürecektir. Peki örnekleme ile tanık göstermenin farkı neydi? Tanık gösterilen cümleler ad üstünde zaten cümleydi. Burada bir yazarın ismi vardı. Aynı zamanda onun da bir cümlesi vardır. Örneğin Stendhal roman uzunca bir yolda gezdirilen aynadır der. Eğer siz hem yazara hem de yazarın cümlesine yer verirseniz aslında tanık gösterme yaparsınız. Ama siz yazarın cümlesine değil de yazarın adına yer verirseniz, kitaplarına yer verirseniz o zaman örnekleme yapmış oluyorsunuz. Kelimeleri peşi peşine sıralarsa, yazar ismi ya da kitap isimlerini verirse tırnak içinde olsun ya da olmasın onlara bir sayıp dökme diyeceğiz. Yani örnekleme diyeceğiz. Şurada çok önemli bir hap bilgiyle tamamlayalım. Hocam şehidin alınan mısralar acaba tırnak içinde verilirse ne olur? Sevgili gençler şiirin şehidin aldığımız bir mısra kesinlikle tanık gösterme değildir örneklemedir. Neden? Çünkü mısralar daha çok ya da şehidin aldığımız mısralar daha çok duyguya dönük olan mısralardır. Halbuki tanık gösterilen şeyler birer fikir cümlesidir. Bu nedenle de bir şeyin tanık gösterme olması için bir yazarın ya da bir düşünürün cümlesine ihtiyacımız varmış. Burası anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldı. O zaman şu örneğe dikkat edin. Edebiyat tarihimizde Milli Mücadele yani Kurtuluş Savaşı birçok yazar tarafından birçok eserde dile getirilmiştir. Bu eserlerin arasında Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye, Yakup Kadri'nin yazmış olduğu Yaban ve Sodom ve Gomorra adlı romanlar milli mücadele işleyen eserler arasında sayılabilir. Bakın ne yaptım ben? Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleğini, Yakup Kadri'nin Yaban ve Sodom ve Gomorra adlı romanlarını size örnek olarak sundum. E o zaman kitap isimleri ya da yazar adları tanık göstermen değildir. Neymiş? Sayıp dökmeymiş. Yani örneklemeymiş. Evet, geldik bir başka düşünceyi geliştirme yoluna. Yani tanık göstermeye. Arkadaşlar az önce örneklemenin diğer adını nasıl öğrendik? Sayıp dökme diye öğrendik. Tanık göstermenin de diğer adının alıntı yapma olduğunu unutmayacağız. Peki hocam tanık gösterilen cümle nasıl bir cümle olması lazım? İşte biz öne sürdüğümüz bir düşünceyi inandırıcı kılmak istiyorsak, bizim konumuzla ilgili bir bilim adamının, bir düşünürün görüşlerini yiyebilmemizin adına biz alıntılama ya da tanık gösterme adını veriyoruz. Bugün tanık gösterilen cümleler genellikle tırnak içinde verilir. Ama tırnak içinde verilmeye de bilir. Ve bu anlatımlar genellikle doğrudan anlatım cümleleri diye bildiğimiz cümlelerdi. Hocam doğrudan anlatım cümleleri cümlede anlamda işlemiştik. Evet hatırlayın. Biz ne demiştik? Doğrudan anlatım cümleleri tırnak içinde verilmeye de, bilir, verilmeye de bilir. Tanık gösterilen bir cümle Mümkün olduğunca doğrudan anlatım cümlesi olması lazım. Ve o cümle dedi diyor demiş derle bitmesi lazım. Dedi diyor demiş derle bitmesi lazım. Peki eğer biz tırnak içinde bir kelime verseydik, kitap ismi ya da yazar ismi verseydik bunun adı örneklemeydi. Ama biz bir yazarın adına yer verdik. Arkasından yazarın cümlesine yer vermiş olduk. O zaman bunun adına tanık gösterme diyeceğiz. O halde örnekleme kelime iken tanık gösterme neymiş? cümleymiş. Bazen soruyorsunuz hocam tanık gösterilen cümlelerde illaki yazarımızın adının geçmesine gerek var mı? Hayır gençler. Yani burada yazarın adı bulunur diye bir cümle söz konusu değildir. Niye derseniz? Bir yazarımıza göre, bir düşünürümüze göre gibi cümlelerle de başlayabilirsiniz. Illaki orada bir Tolstoy, Dostoyevski gibi ne bileyim Franz Kafka gibi bir yazarın adına geçmesine gerek yoktur. Buraya dikkat edelim. Bunun dışında yani demek ki yazarın ismi olmadan da alıntı yapabiliriz. Yeter ki o cümle bir düşünce cümlesi olsun. Bu arada her tırnak içinde gördüğünüz cümle tanık gösterilen cümle olmayabilir. Hocam o ne demek? Bu şu demek. Mesela örnek şöyle olsaydı Ali iki noktayı koymuş tırnak açmış. Yarın yemeğe geleceğim dedi. Yarın yemeğe geleceğim dedi. Şimdi bu normal Ali'nin bir cümlesi tırnak içinde verilmiş olabilir. Ama bu bir tanık gösterilen cümle değil ki. Tanık gösterilen cümle nasıl bir cümle olması gerekiyor gençler? Fikir cümlesi olması lazım. Yani benim konumu, düşüncelerimi inandırıcı kılacak bir cümleye ihtiyacım var. Ve bu cümlelerde genellikle tırnak içinde verilir ama verilmesi de olabilirmiş. Önemli bir ayrıntıyla tamamlayalım. Bugün örneklemeler kesinlikle bir ana düşünce olamaz. Örnek cümleler asla bir paragrafın ana düşüncesi olamaz. Ama tanık gösterilen cümleler diye bildiğimiz Başkasına ait olan cümleler o paragrafın aynı zamanda neyidir? Bir ana düşüncesidir. Sevgili gençler örneğimiz şöyle olsaydı. Roman hikayeye göre daha uzun ve şahıslar kadrosu daha geniş olan bir e, anlatmalık türü olmuştur. Romanda yer ve zaman ayrıntısına, kişi ve şahıslar kadrosuna geniş şekilde yer verilirken hikayeye gittiğimiz zaman ise romanın şeyi, şahsın oldukça dar, yerin ve zamanın ise kısıtlı olduğunu görmekteyiz. Şitendal'ın dediği gibi roman uzunca bir yolda gezdirilen aynadır. Bakın ben romanla hikayeyi karşılaştırdım, karşılaştırdım. Sonra paragrafımın sonlarına doğru ya da ortasına doğru birinin cümlesine yer verdim. Şitendal roman uzunca bir yolda gezdirilen aynadır der dedim. Eğer ben bir yazarın cümlesine yer vermişsem bitti orası. O cümle tanık gösterilen cümle olacaktır. Gelelim dördüncü başlığımıza karşılaştırmaya. Hatırlarsanız cümle anlam konusunu işlerken bahsetmiştik. Neydi karşılaştırma? En az iki varlığın, iki kavramın benzer ya da farklı yönlerden kıyaslanmasına biz karşılaştırma diyorduk. Ve bu cümlelerde özellikle ise bağlacı, halbuki bağlacı, ama, fakat, lakin, onsa gibi bağlaçlarda ne yapıyorduk? Faydalanmış oluyorduk. Ama bir yerde karşılaştırma yapabilmemiz için mutlaka ama mutlaka orada ne olması lazım gençler? Bir, benzer ya da farklı yönlerin ele alınması gerekiyor. Örneğimiz şöyle olsaydı. Hece ölçüsü parmak hesabına dayanan ve hecelerdeki, mısralardaki hecelerin eşitliği sayısına dayanan bir ölçü olup arız ölçüsü ise hecelerin açıklık ya da kapalılık esaslarına dayanan bir ölçü olmuştur. Hece ölçüsü Türklere ait olan milli bir ölçüyken arız ölçüsü ise Arap edebiyatında doğmuş, oradan İran edebiyatına gitmiş olan bir ölçü olmuştur. Bakın ne yaptım? Aruz ölçüsüyle hece ölçüsünü kıyaslamış oldum. Böylece tanık gösterme ile ilgili ya da karşılaştırma ile ilgili söyleyeceklerimizi burada tamamlamış olduk. Haydi gençler 5. başlıktayız. Sayısal veri kullanma. Bugün bir düşünceyi inandırıcı kılabilmek için bazen bir örnek verebiliriz. Bazen bir yazarın cümlesine yer verebiliriz. Bazen de o paragrafta sayısal veriler diye bildiğimiz sayısal bilgilerden faydalanabiliriz. Unutmayın sayısal veriler genellikle açıklayıcı anlatımda kullandığımız bir düşünceyi geliştirme yolu olmuştur. Hocam nasıl? Yani paragrafta atıyorum 50 geçiyor, 70 geçiyor, 30 geçiyor, 3 geçiyor, 40 geçiyor. Yani paragrafın içerisinde sayılar varsa biz diyeceğiz ki burada sayısal verilerden ne yapılmıştır? Faydalanılmıştır diyeceğiz. Gelelim 6. düşünceyi geliştirme yoluna. Benzetmeye. Bugün edebiyatta aynı zamanda bir sanat olan benzetme ...aralarında ortak özellik bulunan, iki kavramdan zayıf olanın güçlü olana nedir? Benzetilmesi durumuydu. Hem şiirde bir edebi sanat olan benzetme, aynı zamanda da paragraflarda... ...hele hele betimleyici anlatım diye bildiğimiz, anlatım biçiminde de sürekli karşımıza çıkan bir e, sanat olmuştur. Ne demiştik? Mecazların, soyutların ve edebi sanatların en çok kullandığı anlatım biçimi neydi tasvirci anlatım biçimi diye bildiğimiz betimleyici anlatım biçimiydi. Eğer bir paragrafta gibi edatımız kadar benziyor misali sözcüğümüz andıran ya da andırıyor ve anımsatıyor gibi sözler kullanıyorsa bilin ki o paragrafta neden faydalanmıştır? Benzetmeci düşünceye geliştirme yolundan faydalanmıştır. Sevgili gençler geldik somutlaştırma ve soyutlaştırma başlıklarına. Hocam ben genellikle bunları karıştırıyorum diyorsunuz. Duyuyorum. İşte bunlara bugün son vereceğiz. Ama unutmayın, Öseyman'ın özgeçmişliklarda en çok kullanmış olduğu maddelerden bir tanesi de somutlaştırma ve soyutlaştırma başlıkları oluyor. Peki somutlaştırma ne? Soyutlaştırma nedir? İsterseniz başlayalım. Soyut anlamlı bir sözcüğü cümle içerisinde görünür kılmak için onu somut olan bir sözcükle anlatma sanatına biz somutlaştırma adını biliyoruz. Yani demek ki Soyutu somut hale getirmenin adına ne diyeceğiz? Somutlaştırma diyeceğiz. Ancak bir yerde somutlaştırma yapabilmek için o cümlede mutlaka bir soyut kelime olması gerekiyor. Hatta onun yanında onu görünür kılacak olan bir somut kelime de ihtiyacımız var. Demek ki somutlaştırma eksenin artı hale geçmesi. Ama eksi diyebildiğimiz soyutun artı hale geçebilmesi için mutlaka cümlede hem soyut hem de somut olan bir kelimeye ihtiyacımız varmış. Soyutu somut yapma, somutlama. Gelelim soyutlaştırmaya. Daha kolay ve daha basit. Ne demek bu? Somut anlamlı bir sözcüğü mecazi anlamda kullanırsak soyuta geçirmiş oluyoruz. Ya da gerçek anlamda kullandığımız bir sözcüğü mecaz anlama geçirirsek soyutlaştırma yapmış oluyoruz. Kısacası soyutlaştırma aslında somutu soyut yapmaktır. Bir nevi somutlaştırmanın tam tersidir. İsterseniz daha kolay olandan başlayalım. Yani... Soyutlaştırmadan örnekler üzerinde devam edelim. Gençler, birinci örnekte diyor ki içimizdeki nefret duvarlarını ne olur artık yıkalım diyor. Buradaki nefret kelimesi soyut bir kelimedir. Şöyle deseydim, ben senden nefret ediyorum deseydim burada herhangi bir somutlaştırma yok. Nefret kelimesi her zaman soyut bir kelimeyken, ben bu soyut kelimeyi ne yapmak istiyorum, somut hale getirmek istiyorum. İşte yanına yazdığım duvar sözcüğü de bunu somut hale getirdi. Nasıl? Nefret soyut bir kelimeyken, nefret duvarı dediğimiz zaman sanki nefret duvarı olan bir binaymış gibi gözümüzün önüne geldi ve somutlaşmış oldu. İkinci örnek, sevgi pınarından sular içmiştik bir zamanlar senle derken, sevgi kelimesi her zaman soyut ve eksi bir kelimedir. Sevgi pınarı dediğimiz zaman sevgi sanki pınarı olan, çeşmesi olan bir varlıkmış gibi anlatıldı ve somutlaştırılmış oldu. Üçüncü örnek, her an korkunun pençesinde yaşıyoruz yıllardır örneğinde. Korku kelimesi soyut mu soyut? Mesela şöyle deseydik. Ben senden çok korkuyorum cümlesinde herhangi bir somutlaştırma var mı? Yok. Ama korkunun pençesi dediğim zaman yanında bir somut kelime kullandığım zaman sanki korkuyu pençesi olan bir aslanmış gibi gözün önüne getirmiş olduk. 4. Sevdan kalbimde kanat çırpan bir güvercindir, güvercindir örneğinde ise sevda soyut bir kelimeyken kalpte çarpan bir güvercin şeklinde anlatılarak da ne yapılmış somutlama yapılmış. Gördüğünüz gibi somutlama yapabilmem için o cümlede önce bir soyut kelime bulmam lazım. Korku gibi, nefret gibi aynı zamanda onu görünür kılacak neye ihtiyacım var? Somut bir sözcüğe ihtiyacım var. Geldik soyutlaştırmaya. Açıklamada ne demiştik? Gerçek ya da somut olan bir sözcüğün mecaz anlama geçmesine biz soyutlaştırma demiştik. Şurada yazdığımız 4 örnekte bunun net olaraktan öğrenmeye çalışalım. Şu iki örneğe bir bakacağız. Bir de şuradaki iki örneğe bakacağız. Ahmet büyük bir ağacın gölgesinde dinleniyordu örneğinde gölgenin altını çiziyorum. Dikkatli olun. Burayı iyice dinleyin. Ahmet yıllarca ailesinin gölgesinde kaldı. Birinci örneğe çıktığımız zaman ağacın gölgesinde dinleniyordu örneğinde gölge somut mu? Somut. Çünkü gölge genellikle herhangi bir cismin gölgesi olur. Ve gerçek anlamda kullanılmış. Ağacın gölgesinde kullanımında somut olan bu kullanım. ikinci örnekte ailesinin gölgesinde derken aslında ailesinin himayesinde anlamını kazanarak mecaz anlama geçmiş. Yani aslında burada ne yapılmış bir? Soyutlaştırma yapılmış. Geldik ikinci örneğe. Yolun ortasındaki kesik çizgiler silinmiş bir örneğinde çizginin altını çiziyorum. İkinci örnekte ise Ahmet yıllarca kendi çizgisinden ödün vermedi dedeki çizginin altını çiziyorum. Bugün çizgi herhangi bir duvara ya da yola çizdiğimiz değil mi? Şekillere biz çizgi adını veriyoruz. Burada kelimemiz somut ve gerçek anlam. Somut ve gerçek anlam. Alta indiğimiz zaman Ahmet yıllarca kendi çizgisinden ödün vermedi örneğinde burada ne yapıyoruz? Kişiliğinden yani karakterinden ödün vermedi diyerekten sözcüğü mecaz anlama geçirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi sözcüklerin somuttan ya da gerçek anlamda mecaza geçmesine soyutlaştırma diyeceğiz. Soyut olan bir kelimeyi görünür kılmaya da somutlaştırma adını vereceğiz. Sevgili gençler bu dersimizi 4 önemli hap bilgiyle tamamlıyoruz. Bunları çok ama çok önemsiyorum lütfen dikkat edin. Hap bilgi 1 ile başlayalım. Eğer soru kökünde anlatım biçimini sizden istiyorsa Dört tane anlatım biçimi dışında gördüğünüz diğer düşünceyi geliştirme yollarını elemelisiniz. Çünkü sizden anlatım biçimini istiyor. Siz gidip düşünceyi geliştirme yolunu işaretliyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki yanlış yaptım diyorsunuz. Benim dört tane anlatım biçimim nedir? Açıklama değil mi? Tartışma, betimleme ve öykülemedir. Mesela bu soruda eğer sorunun ki anlatım biçimi diye sormuşsa neyi almam lazım? Ya açıklamaya gitmem lazım ya da betimlemeye gitmem lazım. Çünkü burada gördüğümüz tanımlama, örnekleme, karşılaştırma nedir? düşünceyi geliştirme yollarıdır. Sizden soru kökünde ne istiyorsa ona göre hareket etmek zorundasınız. Geldik ikinci hap bilgiye. Eğer bu defa soru kökünde anlatım biçimini değil de düşünceyi geliştirme yollarını istiyorsa neyi elememiz lazım? Anlatım biçimlerini elememiz lazım. Unutmayın anlatım biçimleri bir müdürdür. Düşünceyi geliştirme yollarıysa müdür yolları, müdür yardımcısıdır. Bakın şimdi. A töp diye kodladığımız A töp. Yani nedir bu? Açıklama. Tartışma, öyküleme ve betimleme diye bildiğimiz kısımlar neydi? Anlatım biçimleriydi. İşte bu dört tanesi müdür. Bunun dışında gördüklerimiz tanımlama, örnekleme, sayısal veri bunların hepsi birer müdür yardımcısıdır. Yani düşünceyi geliştirme yollarıdır. Adam senden düşünceyi geliştirme yolunu istiyor. Sen gidiyorsun açıklamayı işaretliyorsun. Burada düşünceyi geliştirme yolu olarak da ne var? Karşılaştırma var. Somutlama var. Geri kalan gördüğümüz öyküleme, betimleme ve tartışma nedir? anlatım biçimidir. O zaman benim Bursa'yı, Denizli'yi ve Edirne'yi silmem gerekiyor. Benden ne istiyorsa ona göre hareket etmem lazım. Geldik üçüncü önemli hap bilgiye. Arkadaşlar bak ne diyor? Bu tür soruları diyor çözerken diyor bazen paragrafı okumadan da 4 artı 1 kuralıyla da çözebilirsiniz. Hocam bu ne demek? 4 artı 1 kuralı şu demek. Mesela diyelim ki A şıkkında betimleyici anlatım var. Evet. Evet. Peki betimleyici anlatımın en önemli özelliği ne? Gözlem ve izlenim kazandırma. O zaman betimlemenin olduğu her yerde zaten ne vardır? İzlenim vardır. Niteleyici sözcükler diye bildiğimiz sıfatları biz en çok nerede kullanıyoruz? Betimlemede kullanıyoruz. Devam edelim. Bir de betimleme olabilmesi için mutlaka hangi duyu organının olması lazım? Gözün olması lazım. Bakın A şıkkı B'yi aynı zamanda C'yi ve edilmeyi kendine bağladı bağlamış oldu. Bu dört oldu. Burada gördüğümüz artı 1 diyebildiğimiz tanık gösterme ise bu anlatım biçimi diyebildiğimiz betimleme ile bir ilgisi olmayan daha çok açıklamada ve tartışmacı anlatımda denediğimiz bir düşünceye geliştirme yoludur. Ama diğer şıklarda gördüğümüz izlenim, niteleyici sözcük, görsel öğeleri biz nerede kullanıyoruz? Betimlemede kullanabiliyoruz. Ama tanık göstermeyi kullanmıyoruz. Bundan dolayı ben bu kurala 4 artı 1 kuralı diyorum. Okumadan çözme yöntemi. Gelelim son önemli hap bilgiye. Eğer sorunun kökünde bu defa hangisi ağır basar diye soruyorsa bir kere ağır basanları şuraya yazalım. Açıklama her zaman ağır basan bir anlatım biçimidir. Tartışmacı anlatım biçimi ağır basar. Betimleme ağır basar. Unutmayın. Öyküleme diyebildiğimiz anlatım biçimleri ağır basar. Demek ki ağır basanlar neler? Anlatım biçimleri. Peki hocam düşünceyi geliştirme yollarından ağır basan yok mudur? Var. Ne var? Tanık gösterme ana düşünce olduğu için aynı zamanda tanık gösterilen cümle bir paragrafın aynı zamanda ana düşüncesi olduğu için ağır basar. Bunun dışında bir de karşılaştırma diye bildiğimiz düşünceyi geliştirme yolu da ağır basabilirmiş. Demek ki 4 tane anlatım biçimimiz, 2 tane düşünceyi geliştirme yolumuz olmak üzere 6 tane başlığımız bir paragrafta ağır basan kısımlar olabilirmiş. Eğer bu sorunun kökü ağır basar diye sorsaydı, Örneklemeyi silerim çünkü örnek ağır basmaz. Somutlaştırmayı silerim ağır basmaz. Tanım da ağır basmaz. Ağır basanlar ya anlatım biçimleri olacakmış 4 tane ya da 2 tane şu gördüğümüz düşünceyi geliştirme yolları olması gerekiyormuş. Sevgili gençler böylece anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yolları diyebildiğimiz konumuzu iki video ders halinde tamamlamış olduk. Artık pratiklerimizi ve soru çözümlerimizi görmek istiyorsanız bu konuyla ilgili çektiğimiz 2 soru çözüm videosuna sizi bekliyoruz. İşte o video derslerde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.